İyi akşamlar. Ses kaydının bu akşamki bölümünde sevgili prodüktör, elektronik müzik yapımcısı ve DJ Mert Yücel'le birlikteyiz. Mert hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Sen de iyisin umarım. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bu sert gündemde aslında böyle müzik konuşmak aslında kötü değil, iyi oluyor. Çünkü tabii, biraz kafamız dağılıyor falan tabii, değil mi? Her zaman. Evet. Müziğin iyileştirici bir tarafı var yani. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ruha iyi geliyor. Kesinlikle. Senin farklı özelliklerin var ama hepsinin çatısında herhalde elektronik müzik yer alıyor. Tabii, evet. Biraz bana bize kendi hikayenden bahseder misin? Elektronik müziğe, yani müziğe ilgin ne zaman oldu? Müziğe ilgin neden aslında, elektronik müziği seçtin gibi? Aslında her zaman vardı. Ama lise yıllarında ilk defa başladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeyken evdeki kendi bilgisayarımla bir takım parçalar yapmaya, işte remixler yapmaya çalışıyordum. Daha sonra üniversite döneminde de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir elektronik müzik bölümü vardı. Oraya başvurmaya karar verdim. Yaptığım parçaları bir kasete kaydettim. Çünkü öyle bir şey istiyorlardı orada. Götürdüm. Yalnız başarılı olamadım. Beni kabul etmediler okula. Ben çok sinirlendim. Aynı kaseti o dönemin popüler indie label'larından biri olan, indie plak şirketlerinden biri olan Kod Müziği'ye götürdüm. Bir cumartesi günüydü, hiç unutmam. 98 yılında. Cumartesi akşamüstü kaseti bıraktım. Ve eve döndüm. Pazartesi sabah saat 10'da plak şirketinden beni aradılar. Dediler gel albüm yapmak istiyoruz biz seninle. Okula giremedim ama albüm yapma şansı oldu. Fakir ve. Evet, aynen öyle oldu. Hayırlı olmuş ya. Her işte bir hayır var demek ki. Evet, sonra o albüm çalışması başladı. Yaklaşık 1-1,5 sene sürdü. 99 depreminden yaklaşık bir ay önce albüm yayınlandı. Türkiye'nin ilk house müzik albümü. House müzik albümü. Evet, house müzik tarzında ilk albümü. Vay be. Oldu. Fakat 99 yılında. 99 evet. Yılında işte Kod Müzik ona bir klip çekti. Bütün kanallarda klip dönüyor vesaire derken bu tabii deprem oldu hepimizin bildiği. Evet. Ulusal yaz vesaire derken bizim eğlenceli müziğimiz tabii ortam uygun olmadı. Ortam uygun olmadı ve hani o şey orada kapandı. Seni tabii aslında yapımcılığın yanı sıra yani DJ'liğinle de çok biliyoruz ama oraya gelmeden önce biraz yine bu elektronik müzik hakkında konuşalım. Ya da hani müzik türleri arasında neden elektronik müzik belki benim merak ettiğim bir konu bu. Elektronik müzik nedir bu arada? Elektronik yani müzik yani bildiğimiz aslında müzik janralarından biri ama hani daha farklı bir dinleme disiplini var. Bildiğimiz klasik müzik tarzlarından, rock'tan veya işte klasik müzikten. Hepsi aslında klasik müziğinden rock'tan daha farklı bir dinleme disiplini var da. Elektronik müzik yani benim kendi bana sorarsan ne diye insanın daha içinden gelen bir müzik. Yani daha primitif. Bazen müzikal açıdan daha düşük akorlarla daha az akorlar kullanılarak yapılan müzik. Hatta bazen şöyle söylüyorum ben. Hani insanoğlunun yaptığı ilk müzik bile olabilir. Zamanında kabile tamtamlarının şimdiki yorumlanması gibi düşünülebilir. Ritmik ögelerinin çok yüksek ve baskın ama, olmasından evet, dolayı. Evet, evet, evet. Ama aynı zamanda belki down tempo denen bu daha düşük. Ha evet tabii tabii. Daha düşük tempolarda olan müzikler de var. Daha, onlar da var. Daha sert müzikler de var ama benim ilgi alanım daha çok kulüp müziği dediğimiz, house müzik dediğimiz 80'lerde ki 70'lerdeki 70'lerde funk, 80'lerde disco müziğinin devamı olan elektronik müzik tarzı janrası üzerine ben daha çok çalışmalar yapıyorum. Bu tarz üzerine çalışmalar yapıyorum. O haz müzikte işte 80'li yıllarda disco plakları sürekli çıkıyormuş. Ve işte disco plaklarını kaydetmek için bir orkestra gerekiyor. İşte stringler ayrı kaydediliyor, davul ayrı kaydediliyor vesaire. Bunlar da plak şirketleri için büyük maddi külfetler getiriyormuş. Daha sonra
Şöyle bir şey olmuş. Bunları elektronik olarak kaydetmeye başlamışlar. Warehouse denen bir kulüpte de Frankie Knuckles denen bir DJ bu parçaların başlarındaki sonlarındaki bölümleri arka arkaya çalmaya başlamış. Ve house müzik o şekilde doğmuş. Plak şirketleri, plak dükkanlarında Warehouse kulübünde çalınan müzik diye bir bölüm ayrılmaya başlamış. Orada çalınan plakları koyuyorlarmış. Sonra Warehouse olmuş, house müzik. Sonra da bugünlere kadar gelmişti. Evet, bunu ilk kez senden duydum ben de. Ülkedeki elektronik müzik durumu nasıl sence? Yani her bir şey... 2000'lerin başında herhalde bir patlama oldu. Şu anda eskisi gibi değil. 2000'lerin başında bütün dünyada bir patlama olmuştu zaten. Türkiye'de de bir patlama oldu. Fakat daha sonra popülerliğini kaybedince, moda olma özelliğini kaybedince eski köklerine doğru geri dönmeye başladı. Dijital teknolojinin gelişmesiyle beraber işte eskiden çok daha zor olan stüdyo cihazlarına şimdi bilgisayarlar sayesinde VST pluginler, işte sanal yazılımlar veya işte kontrolörler vasıtasıyla daha kolay erişilebilir, ucuz erişilebilir olmaya başlayınca da tekrar bir çoğalma başladı. Evet. Ama bu sefer işin dinleyici kısmına değil, dinleyicilerin birçoğu, uzun zamandır dinleyenlerin birçoğu hani müzik yapalım, biz de kendi amatör şeyimizi, tarzımızı ortaya çıkartalım vesaire diye böyle bir yayılma başladı. Ve hani bir son dönemlerde aramızda çok konuşuyoruz. Herkes DJ oldu, DJ olmayan kaldı mı diye. İşte bu da teknolojinin getirdiği bir imkan. Herkese performans yapma şansını tanıyor şu anda. Yani bu aynı aslında tartışma fotoğraf dünyasında da var. Orada da işte artık yani akıllı telefonlarla birlikte artan fotoğrafçı miktarı ve artan hani kötü fotoğraf miktarı, ama bu aynı zamanda teknoloji erişimin kolaylaşmasıyla birlikte yetenekli insanların da buna bu imkana kavuşması anlamına geliyor. Tabii, doğru. Orada da aslında belki çıkan kötü ürünün yanında iyi ürünlerin de kendini gösterme şansı doğuyor. Yani bu aslında müzikte de var değil mi? Yani müzikte de var ama şöyle bir dezavantaj var. Çok fazla olunca onların arasından dikkat çekmek bazen çok zor olabiliyor. Yani bundan 15-20 sene önce ben plak şirketine bir demo yolladığım zaman onun belki benle beraber yollanan 30 demo vardı. A&R'daki kişi dinleyip bunları karar verebiliyordu. Şimdi binlerce var. Yani isim bile, en ufak bir şey bile çok fark ediyor. Yani dikkat çekmek açısından. Yani network iyi kullanmak lazım. Evet, yani. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki sen albümünü yaptın. Daha sonra 2000'lerde aslında tam da zamanı olmuş albüm için belki. Evet. Yani çıkma zamanı yanlış olsa da dönem olarak. Arkasından single'lar çıkardın. Yani şöyle gelişti. Arkasından bana DJ'lik teklifleri gelmeye başladı. Ben de İstanbul'da çeşitli kulüplerde çalmaya başladım. Prodüktör olunca DJ olman ya da elektronik müzik yapman DJ olman için bir şart mı? Yani değil. Şimdi şöyle... İşin performans kısmı, şimdi elektronik müzik yapıyorsunuz. Evet. Ya canlı elektronik müzik perform edeceksiniz ki bu Türkiye şartlarında veya dünyada çok nadiren veya zor bir şey, az olan bir şey. Bunun performans kısmı DJ'lik. Haliyle de bana da o yönde teklifler gelmeye başladı. Ben de bunları değerlendirmeye başladım. İşte dönemin en popüler kulübü, şimdiki adı Indigo'ydu, o zaman Magma'ydı. Orada çalmaya başladım sürekli. Daha sonra 2000 yılının festivalinde hemen DJ'liğimin ilk senesinde çaldım. Sonra Fransa'da performans gösterme şansımı buldum, Paris'te. Ve bu şekilde devam etmeye başladı. Bu 2000 yılında Magma'da çaldım, daha sonra o zamanki ismi Milk olan kulüpte çaldığım dönemde gelen yabancı DJ'lerden biri Omid Nourzadeh'ti adı, ünlü bir İran asıllı İngiliz. Bana dedi ki sen hani müzik yazıyorsun, işte albüm yayınlamışsın, niye bunu yurt dışına yayınlamıyorsun diye bana bir aklına bir kurt düşürdü. Daha sonra onu da ulan ben bu işi yaparım dedim, bari yollamaya başlayayım. Yaptığım bir parçayı bir plak şirketine yolladım, bana gelen cevap, 2 gün sonra küçük bir MP3 klip yollamıştım. How much do you want diye bir, hani ne kadar istiyorsun gibi bir cevap verdiler. O da yurt dışından ilk plan oldu. Chaos Records'tan çıkmıştı, Portekizli. Ve ondan sonra da gerisi geldi zaten. Çünkü plak çok başarı kazandı.
Sonra teklifler gelmeye başladı, plak teklifleri. Yani bir plan başarı kazanması, satılması mı yoksa büyük kulüplerde dinlenilmesi mi? Şöyle, nasıl büyük oluyor? DJ'ler tarafından çalınması. Yani isim yapmış DJ'ler, işte Danny Tenaglia o dönemin, Steve Lawler işte gibi isimleri tarafından Jamie Anderson çalındığı zaman plaklarınız dikkat çekiyordu. Dikkat çekince tabii diğer DJ'ler de alıyorlar ve hani hem plak satış başarısı kazanıyor hem liste başarısı kazanıyor. O dönem yakın arkadaş, hala yakın arkadaşım Aylin Aslı'nla sürekli olarak müzikleri dinliyoruz vesaire. Dedi ki beraber parça yapalım. 2003 yılında da Dreamer diye bir parça yaptık onunla beraber. Onu da İngiliz Baroque Records'tan yayınlamıştık. Bu 2003 yılının Aralık ayıydı. Kuzey Amerika en popüler elektronik müzik dans sitesinde bir numaraya çıktı parça. Ve büyük bir yankı uyandırdı. Vay be. Evet. Böyle bir şey olmuş yani. Çok iyi. Evet. Aylin'le yeni bir parçamız daha var. Bakalım daha o kadar zaman sonra tekrar yeni bir şeyler yapıyoruz. Umarım bunlar da başarılı olacak. Bu söylediğin ne zaman oldu? Bu 2003 yılında oldu. 2003 yılında. Arkasından tabii yine performansla devam ettin. Tabii. Çalmaya ve üretmeye de devam ettin. Tabii. Ondan sonra bu plaklarla beraber yurt dışı teklifleri çok gelmeye başladı. Yurt dışı DJ teklifleri. Ülke ülke gezmeye başladım. İşte her hafta sonu veya iki haftada bir başka ülkelerde çalıyordum. Bir taraftan da plakları yayınlıyordum. Bu şekilde 2010-2011'e kadar devam etti. Vay be. Para kazanabiliyordun değil mi? Tabii. Evet. Yani plak satışından kazanabiliyor muydun? Plak satışından çok uzun dönem, yani 2010'a kadar falan plak satışları fena değildi. O zamana kadar ilk sözleşme anında ön ödemeler alıyorduk plaklardan vesaire. Tabii şu an öyle bir şey yok. Çünkü korsan veya işte streaming zaten çok popüler. Evet. Eskisi kadar plak satılmıyor. Kimse evine işte pick-up pek almıyor. Evet. Gerçi plak tekrar moda oldu ama yani. Evet tamam, ama o satış eskisi gibi değil. Yani binlerce, on binlerce plak satmıyorsunuz artık, o yüzden. Hala öyle değil. Onun zaten bir kendi döngüsünü tamamlayamıyor yani plak, hani masrafı vesairesi, basılması. Anladım. Gibi. Ama yine herhalde elektronik müzik plak üzerinden dönüyor. Artık öyle yani değil. Yani DJ'lik daha doğrusu diyeyim. Artık öyle değil. Eskiden öyleydi. Eskiden öyleydi. 2006-2007 yılından sonra Pioneer CDJ dediğimiz cihazları çıkarmaya başladı. Bu CDJ'lerde CD üzerinden plakla yapabildiğiniz her şeyi yapabiliyordunuz. Avantajı da yeni yaptığınız bir parçayı CD'ye yazıp hemen o akşam kulüpte çalabiliyordunuz. Çok güzel bir fırsat. Veya editleyebiliyordunuz. Evet. Plakta onu asetat şeye bastırmak vesaire tabii uzun sürüyor. Çok popüler oldular. Korsanlığı da çok hızlı tabii şey yaptılar. Evet. Kopya CD'lerle. Daha sonra o da bitti. İşte şimdi DVS software'leri var. İşte bu traktör var, Latin Instruments veya Serato var. Evet. Orada WAV'ları veya işte kendi müzik dosyalarınızı sadece miksere bağlayarak herhangi bir CDJ veya işte pickup vesaire ihtiyaç duyulan çalabiliyorsunuz. Mixleyerek. Artık olay o noktaya geldi yani. Peki, o yüzden pek plakla bağlantısı kalmadı işin. Anladım. Yani çünkü hani CD meşhurken bile plak yine o indie label'lardan dolayı, bu label'lar da işte herhalde biraz da alt kültür mü oluyor? Tabii yani şöyle plak... Plak şirketi ya da... Evet, daha doğrusu indie label'lar herhangi büyük plak şirketi, Warner'a, Sony'ye vesaire bağlı olmayan kendi ufak plak şirketleri. Evet, ama en özel DJ'ler de belki oradan mı çıkıyordu? Yani tabii. Yeni işler ya da diyelim. Tabii, daha... Evet, benim arkadaşlarım vardı. Olmayan şeyler oradan çıkıyordu. Yani işte böyle İngiltere'ye turlar düzenlerdi ve gidip işte orada böyle hafta sonu bakarlardı. O indie label'larda yeni neler plaklar çıkmış var mı falan. Herhalde senin de yaşadığın şeyler. Tabii, aynen öyle. Ondan sonra onları alıp gelip burada çalarlardı. Yani işte plak dükkanlarında plaklar çok sınırlı sayıda basarlardı onlar. İşte onları gidip bulmak, işte almak. Hatta bazı DJ'ler alıp o plakları üzerlerini kapatırlardı ki ne oldu belli olmasın, başkası gidip alamasın vesaire gibi bir dönem. Ama yani o plağın herhalde kullanımı bir ustalık gerektiren, bir yetenek gerektiren tabii bir işti. Evet. O işin yani, teknik kısmı da öyle. Biraz zaman harcamanız gereken. Evet. O tabii artık bitti herhalde. O bitti evet. O bitti. Artık parçaları üst üste bu yazılımlar oturtabiliyorlar. Vay hızını bir piyanlarına oturtup. Sadece doğru mesürde girmeniz gerekiyor ama onu da bazen yeni arkadaşlarımız yapamıyorlar. O bile kaçıyor değil mi? Evet.
kolaylaşınca. Peki yani işin biz bu hani fırına fırından çıktığı yeri anladık biraz ama şeyi hala prodüktörlüğün nasıl oldu? Yani bir elektronik müzik, bir parçanın yapım süreci, bir albümün yapım süreci nasıl oluyor? Hangi programlar kullanıyorsun? Hangi kartlar kullanıyorsun? Bilgisayarlar nasıl olmalı? Belki biraz bu teknik tarafına da ilgi duyanlar yani olabilir. Ben FL Studio diye program kullanıyorum. En başından beri onu kullanıyorum. Evet. Ama bunun bir önemi yok. Yani siz ne de hangi programla rahatsanız, hı-hı, hangisi size çok rahat geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Kimisi Ableton kullanır, kimisi Logic kullanır. Hı-hı. Bu tamamen yani kişisel tercih. Bir müzik eğitiminin olması gerekiyor mu? Ya da yani bunu hani her önüne gelen programları alıp. Bir programı bilmek gerekiyor mu? Tabii programı bilmek bir zaman alıyor zaten onu öğrenmeniz. Müzik eğitiminin şöyle bir etkisi olur. Yani daha yanlış akorlar yapmadan hani kulağınız... kullanarak şey yapabilirsiniz. Ufak az bir müzik eğitimiyle güzel bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ama zaman için zaten hem bu müzikal olarak geliştiriyorsunuz kendinizi, hı-hı, hem kulağınız gelişiyor. Yani onu illa müzik eğitimi de olması gerekmiyor aslına bakarsanız. Hı-hı. Ama zaman harcamak lazım. En önemli şey zaman harcamak lazım. Yeteneğiniz varsa zaman harcayarak o eğitim kısmını kompanse edebilirsiniz. Hı-hı. Ama yani zaman çok önemli. Hı-hı. Hani şey yok, hani ben bunu biraz bakayım, birisi bana göstersin, ben de ertesi hafta işte bu işi çok iyi bir şekilde yapar hale geleyim diye bir şey yok. Belki yıllarca, 3-5 sene çok uğraşacaksınız bununla. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki geçen hafta hiçbir şey yapamazken bir anda bir hafta sonra birçok şey yapabilir hale geliyorsunuz. Hmm. Sabır yani her işin başı. Anladım. Yani bir alaylı olma durumu var. Peki bunun okullu olması mümkün mü? Ya mümkün. Okulu var mı? Konservatuar işte okulu konservatuar. Elektronik müzik bölümleri var mı? Ya elektronik müzik değil, müzik bölümleri müzik var yani. Müzik bölümleri var. O da zaten. Ama işte, orada genre olarak ayrılabiliyor yani. Caz öğrenebiliyorsun bazen işte yani Türk sanat müziği, klasik Türk müziği gibi bölümler var. Elektronik müzik bölümü de var işte. Yıldız Tekniği vardı. Beni almadıkları. Orası diyorsun evet. Anladım. Güzel. Senin tabii yerli artistlerle yaptığın işler de var. Evet. Biraz. Bize onlardan bahsedebilirsin. Yurt içi ve yurt dışındaki prodüktörlükten belki biraz bize bahsedebilirsin. Neler söylemek istersin? Yani yurt içindeki prodüktörlük şöyle. Türkiye'deki durum nasıl? Türkiye'de olmak biraz dezavantaj. Hı. Yani yurt dışındakilerle artık internet var ama yani gene de bir eksi birden başlıyorsunuz veya eksi ikiden başlıyorsunuz. Yurt dışında, hı, belli bir network'ün içinde olmak artık, çünkü konuşmanın başında söyledik yani çok fazla parça çıkıyor. Network çok önemli. İnsanları birebir tanımak, erişebilir olmak. Yüz yüze görüşmek çok önemli. Tabii çok önemli. Şimdi buradan olduğunuz zaman o biraz zor, daha zorlaşıyor. Her dakika kalkıp Avrupa'nın çeşitli şehirlerine gidemiyorsunuz. Hangi şehirler onlar? Yani işte Londra'ya gidebilir, Londra. Avrupa'nın herhangi bir şekilde. Berlin çok popüler bu aralar. Evet, Berlin herhalde eğlence hayatı 2010'dan sonra belki tabii, bir evet, şey yaptı. İşte Paris, yaptı. Mesela House Müziği'nin merkezlerine New York, yani Chicago, oralara gitmeniz, o oradaki insanlarla bir arada olmanız her zaman daha büyük bir avantaj. Burada olman bir öyle bir dezavantajı var. O açıdan onlar bizden 1-0 o şekilde öndeler. Peki Türkiye'deki kalite nasıl üretilen elektronik müzikte sence? Yani, son dönemde çok iyi, çok güzel şeyler çıkıyor. Ne oluyor? Yani bir dönem böyle çok emekleme şeyindeydi. Ben ve benim gibi birkaç kişi daha vardı. Şimdi çok fazla çıkmaya başladı. Çok ilginç şeyler oluyor. Rock'la elektronik müziği daha doğrusu birleştiriyorlar. İlginç şeyler yapıyorlar. Yani ben gençlerin yaptığı şeyleri çok beğeniyorum. Çok güzel şeyler var. Yani daha hibrit işler herhalde diğer türlerle birlikte aynı şekilde elektronik görülüyor. Evet, aynen burada. Öyle. Hı-hı. Aynen öyle. Evet. Yurt dışında tabii tam gaz devam ediyor herhalde. Bu hiç bitecek bir şey değil. Çünkü İşte bu bir dans müziği aslında, değil mi? Evet, eğlence müziği. Doğru. Eğlence müziği. İnsanları yani, işte dertlerinden tam olarak arındıran, en eğlendikleri anda onların yanında olan ve eğlenmelerini sağlayan müzik. Evet. O kulüp kültürü nasıl bir şey? Biraz ondan bahsedelim. Çünkü şu anda Türkiye'de yok, onu biliyoruz. Yok, evet, yok. Bir dönem vardı. Bir dönem, evet. Böyle büyük kulüpler vardı, Seventh House falan gibi. Evet, ama o dönemde de aslında o kulüplere giden kişi sayısı 1000 kişi falan İstanbul'da. Maksimum 1500 kişiydi. Dün bir DJ arkadaşımla konuşuyorduk. Bu 90'ların ve 2000'lerin başındaki durumu. Yani o zaman da X event olurdu. Orası dolardı. Bu sefer diğer iki kulüp boşalırdı. Burada bu event olurdu. Onlar boşalırdı. Şimdi hiçbir tam da olmuyor. Herkes eventlere doymuş durumda. İşte bu hafta gelmezse aynı adamı 2 hafta sonra gene geleceğini biliyor herkes. Bir de
insanlar 90'larda 2000'lerde bu kulübe giden tayfa daha çok müziği çok iyi takip eden, müziği daha iyi bilen insanlardı. Hı-hı. Şimdi daha çok ortamın peşinde koşan bir tayfa var. Anladım. Bir kitle var. Öyle bir durum da var. Yani eğlence... Yani eğlencenin odağı müzik, yani kulübün odağı müzik olmaktan çıktı. Anladım. Ortamı ise o durumu idare edecek herhangi bir arkadaki ses onlar için yeterli duruma geldi. Eskiden öyle değildi. Yani çok da kulüpte yok herhalde, kalmadı öyle büyük kulüplerde yok. Değil mi? Yok, eskisi gibi değil, evet, yok. Yok. Evet. Bu biraz bize türlerden bahsedebilir misin? Sen house yapıyorsun ama house olmak zorunda değil aslında. Değil tabii. Yani teknoden dediğimiz daha sert, daha ritmik bir müzik. Ben evet, hiçbirisini anlayamıyorum. Ya hangisi tekno, hangisi house, nasıl ayrılıyor abi bunlar? Yani trans ne, işte şey progresif ne? Yazım şeklinden anlıyorsunuz. Yani onu ruhundan, bazen aynı enstrümanla yazılan iki parça tamamen farklı janralardan olabiliyor. Parçanın mooduyla, atmosferiyle de ilgili. Daha melodik işler trans veya işte progresif olarak nitelenirken bu melodi biraz daha farklı bir hale geldiği zaman, daha jazzy, daha funky bir hale geldiği zaman bu deep house olarak niteleniyor. BPM'in de buna çok etkisi var. Teknonun ve trans'ın BPM'i biraz daha yüksek. Deep house'un tabii veya house'un düşük gibi. Yani çok ufak yani burada not almışım. Mesela trans'la house müzik işte birleştiği zaman progresif. Evet, progresif house yani o... Progresif gelişimsel demek aslında. Evet. Yani biraz daha böyle ileri bir müzik tarzı gibi mi? Yani şöyle oldu o da. İngiltere'de ünlü DJ biliyorsunuz. Sasha ile John Digweed. New York'a buklanıyorlar. İşte New York'ta sürekli çalmaya başlıyorlar. New York'ta plak dükkanlarına gittikleri zaman kendi yaptıkları trans müziğe karşılık orada daha tribal house denen müzik, David Morales veya benzeri DJ'lerin yaptığı bu müzikle karşılaşıyorlar. İkisini beraber hibrit etmeye başladıkları zaman da işte progressive house çıkıyor yavaş yavaş ortaya. Tribal progressive dediğimiz müzik işte o dönem Twilight'e dönen kulüpte onu popüler hale getirdiler. Ya Amerika'da tabii işte büyük şehirler New York, Chicago, Detroit gibi şehirler herhalde. Bayağı... Detroit teknonun mesela merkezi, Chicago House'un. Hatta New York'un House'uyla Chicago'nun House arasında farklar var. Chicago daha funky iken New York daha tribal ve daha vokal gibi. Enteresan. Yani oradaki dinleyici kitle nasıl? Yani yurt dışındaki kitle bir defa çok daha iyi buradan. Bizim kulüp dünyasında en iyi olduğu dönemde bile bir kulübe gelen kitlede bir astrolojik havası vardır. Herkes en geç gelmeye çalışır. Yani çok enteresan bir şey. Bir şey ya. yabancı DJ atıyorum veya işte gelen konuk DJ 2'de mi çalacak? Adam 1.59'da gelmeye çalışır. Hatta ondan 10 dakika sonra geleyim. Hani DJ'den de sonra geleyim ben. Hani gelen konuk DJ'den de veya ünlü kişiden de sonra geleyim. İşte kulüp kapanmasına 1 saat kala geleyim. Gibi böyle garip bir şey var. Ama yurt dışında ne zaman çalmaya gitsem ben mesela Litvanya'da Exit diye bir kulüp vardı. Kalması hiç unutamam. Yani kulüp 10'da açılıyor. Saat 10'da kulüp full. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Yani İstanbul'da falan bunlar hani böyle bilim kurgu Star Wars gibi bir şey. Yani olacak iş değil. Hala öyle. Aslında öyle bir fark var. Evet. Yani erken saatler bu pre-club denen aslında küçük kulüpler herhalde değil mi biraz? Evet ama yani orada insanlar direkt o büyük kulübe gidiyorlar ve orada kalıyorlar. Hani oradan oraya gideyim, piyasa neredeyse onun peşinde olayım gibi bir anlayış yok. Müzik dinlemeye gidiyorlar ama orada şey yapıyor, dinliyor. Evet, bunlar da 2000'lerden benim aklımda kalanlar aslında. Öyle evet, o zamanlar pre-club mekanları vardı. Saat 1'e 2'ye kadar giderlerdi. Evet. Oradan sonra da büyük kulüplere geçildi. Halbuki pre-club mekanına gerek yok. Zaten herkes kulübe direkt gidebilir yani. Saat 2'ye kadar kulüpte çalan DJ boşa çalıyor. Halbuki yani. Hem oradaki müzik kaçıyor. İlginç yani. İşte Türk halkının farklı şeyleri var. alışkanlıkları var. Yani bu gençler için bir müzik mi? Bence sence? Herkes için müzik. Öyle mi? Yani herkes için müzik. İçinde ritmi ve şeyi hisseden, bu dans vibe'ını hisseden herkes için müzik. Herkesi bir şekilde yakalar.
ama içinde böyle dans etme hissi, o ritim hissi varsa. Ritim hissi herhalde yani bizim atalarımızdan gelen tabii, bir şey. Oradan gelen yani bir şey tabii. Yani. Dolayısıyla en başına söyledim yani o tribal şeyin tamtamların aslında şimdiki yorumlanması. Tabii. O zaman davullara vurarak ritim çalıyorlardı tabii, veya tabii. işte kemiklerle taşlara vurarak yapıyorlardı. O zaman büyücü yönetiyordu, şimdi siz tabii, yönetiyorsunuz. Tabii, evet. Evet, olabilir. Evet. Doğru, güzel benzetme. Öyle yani değil mi? Doğru. İnsanlar size bakarak değil mi? Orada böyle bir nevi şey, doğru. tanrıcılık oynanıyor gibi yani sanki. Doğru. O nasıl bir duygu? Yani bir kulüpte kaç saat çalıyorsun? Benim en uzun çaldığım 6 saat. İşte bayağı bir zaman. Mesela benim bazı tanıdığım DJ'ler hiç işte böyle şey çok kızlarcı DJ'ler var işte. İçmez, hani sigara içmez, içki içmez falan. Nasıl dönüyor bu olay? Yani sen nasıldın? Çünkü çok böyle uzun süre dikkat gerektiren bir iş. Yani. Ben sigara içmedim, hala içmiyorum. Evet. Ben öyle bir şeyim hiç olmadı. Yani merakım da olmadı. Çünkü bana şimdi mesela biraz tabii yaştan dolayı herhalde şöyle geliyor. Ya ben artık herhangi bir gürültülü ortamda yani şu ayık halimle yarım saatten fazla kalamıyorum. Yani şöyle, evet. mesela geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Bulunduğum mekanlar dedim ben çok uzun zamandır... Sen müzik kötüyse bundan rahatsız olmaya bıraktım. Hani iyi müzik aramıyorum veya işte biriyle bir yere yemeğe gidiyorsam bir arkadaşımla içeride kötü müzik varsa ondan rahatsız olmamayı başarabiliyorum artık. Başarabiliyor musun? Yani ben hala başaramıyorum onu. Bir şekilde shutdown ediyorum onu duymayı. Hmm. O da galiba kulüpte kazandığım bir alışkanlık. Yani o gürültü altında sürekli bulunmaktan ve onu gereği bazen onun altında konuşmak zorunda kalmaktan uzun uzun gibi hani öyle bir beynimde bir switch oluşturmuşum herhalde. Yok ya Serdar Ortaç falan çalmaya başlayınca ben yani yapamıyorum onu. Hani... Yani duymazdan gelmeyi başarabiliyorum. Bir ara şöyle bir savunma stratejisi geliştirmişim. Sevmeye çalışıyordum. Belki o zaman alışırım diye. Yani ama bayağı çok çetin şeyler olabilir o zaman. Evet. Şartlar. Evet. Ondan sonra... Türkiye'de çünkü çok çetin müzikler var. Yani evet yani aslında Türk müziğinin kendine has bir karakteristiği var. Yani pop müziğin de kendi içindeki armonik altyapısı hani bir geçmişi olan bir şey belki. Geçenlerde burada bir Osmanlı müziği üzerine uzman bir arkadaşımız vardı. Onunla birlikte konuşurken aslında benim böyle kafamda oluşturduğum bir fikir. Hani o Itri'lerden, Dede Efendi'den falan gelen bir şey var aslında. Cumhuriyet müziğiyle de, dönemi müziğiyle de aslında yoğrulmuş ve şu ana gelen bizde işte pop müzik dediğimiz. Evet. Ama bazen o kadar basit hale yani böyle maç tezahüratından hani bir tık hallice, yukarıda evet, doğru. gibi. Ya onda bir süre katlanabiliyorsun. Bir de hep birbirinin kopyası tabii. Satış amaçlı tabii yani o da hani anlaşılır. Ama halk da onu istiyor, seviyor. Ama bu bir de yani Türk halkıyla da ilgili. Yani dünyanın her yerinde böyle. Evet ama bizimkiler iyice yani olayı dibe indirme önünde şey yapıyorlar. Ya bir şey tutunca herhalde oradan devam etmek. İşte o senin de söylediğin tezahürat mantığını seviyorlar. Hep öyle olsun istiyorlar. Bir de basit olunca daha anlaşılabilir oluyor anladığım kadarıyla. Veya tahminen. Onun da, o da hoşlarına gidiyor. Evet. Söyleyen şarkıcı için de basit mi daha kolay oluyor. Çünkü birçoğu belki de fiziksel görüntü veya işte bir tanıdık vasıtasıyla aynı bir şeyler yaptıkları için. Onlar için daha kolay oluyor. Öyle tabii bir pop müziği sanatçısı ya da şarkıcısı prototipi var kafamızda yani işte böyle evet. değil mi? Kadın erkek. Eskiden şimdi sanatçılar biz kayıtları falan yaparken işte tahminen 2-3 defada o parçalar kaydedilirdi. Şimdi tabii öyle değil. Melodyne denen bir yazılım çıktı. Melodyne'dan bütün detoneleri tek tek elle prodüktör düzeltebiliyor. Tabii böyle olunca biraz daha robotik bir ses oluyor. İnsan tam onu siz anlayamıyorsunuz belki ama biz duyduğumuz zaman anlayabiliyoruz onun o şekilde düzeltildiğini. Ama herkes her şeyi söyleyebilir hale geliyor. Ya bu Cubase'de falan Humanize diye böyle şeyler vardı ama onlar onunla da mı kadar edemiyorlar? Bu Melodyne yani olayın son noktası. Son noktası evet, peki. Son noktası. Yani bana bu yabancı pop sanatçılarının da aslında şarkıları çok mekanik geliyor. Belki o da onunla mı alakalı yani? Yok yani. Ünlüleri dahil. Hani en ünlüleri. Bu belki de müzik tarzı artık biraz öyle oldu. Hmm. Onunla da ilgili olabilir.
Evet. Ama artık her şey çok mükemmel. Eskiden o kadar mükemmel kayıtlar yapılmıyordu. Hiç detoner yok, hiçbir şey yok. Yani her şey çok düzgün olması gerektiği gibi. O da bu yazılımlarla sağlanıyor işte. Yani hani eskiden de böyle değildi. Bir disco, bir Gloria Gaynor albümü aldığınız zaman mutlaka o hafif insani olan kaçmalar vesaireler oluyordu. Ama şimdi tabii onlar yok artık. Evet. Aslında belki de olması lazım. Bir de yani kalite de oradan çok belli olmuyor. Mükemmel olması aslında biraz da robotik hale getiriyor işi. Evet, yani itici belki. Çünkü yani Should I Stay or Should I Go, yani yavaş başlayıp hızlanan bir parçadır yani. Evet, doğru. Doğru, doğru. İşte hatalar da güzel oluyor. Tabii, yeri geldiğinde. Evet, onu demek istedim. Ama yine de herhalde yurt dışındaki kitle daha iyi dinleyen, daha bilinçli dinleyen ve müziği bilerek dinleyince belki onun keyfini daha çok çıkartan. Bir de eğlenmeye gelen bir kitle var. Yani dans ediyorlar. Bizimkiler öyle çok dans etme şey taraflarda değil. Çünkü Türk halkı dans etmeyi sevmiyor. Sevme de değil, biraz utanıyor belki. İşte birisi bir şey der vesaire. Hani kulüplerin içindeki durumdan bahsediyorum. Sosyal baskının yüksek olması herhalde. Yani sosyal baskı insanları sürekli yargılanıyor hissiyle dolaştırıyor. O da hani dans ederken bile ortaya çıkıyor. Aynen herhalde, öyle. Aynen öyle. İçkide içildiği zaman normal miktarda içilmediği için bazen tabii iş kontrolden çıkıyor. Kontrolden çıkıyor falan filan, evet. Ama ya ben Trakyalıyım mesela. Trakya'da da aslında ikisi de çok sevilir yani düğünlerde, ama tabii hep kavgada olur. Yani müzik çok sevilir, düğünlerde de hep çok yapılır ve dans edilir ama hep kavga çıkar. En az bir kavga çıkar yani. Evet. Japonya'da var mı? Japonya'da tabii var. Japonya çok önemli artistlerin bir de son 20 yıldır herhalde merkezi oldu, değil mi? Yani Japonya'daki house müzik hakkında veya elektronik müzik hakkında çok bilgi sahibi değilim. Hı-hı. Ama yıllar önce bir 15-20 sene önce Takyo Ishino isimli bir tekno DJ'yi dinlemiştim. Çok iyiydi. Zaten çok ünlü bir insan, çok ünlü bir DJ'ydi. Bilgim biraz onunla sınırlı. Onun haricinde çok bilgi sahibi değilim oradaki scene hakkında. Evet. Ne oluyor, ne bitiyor açıkçası. Asya'da çok güzel kulüpler var. Evet. Sürekli ünlü DJ'ler tura gidiyorlar orada. Çok güzel, ilginç şeyler yaşıyorlar ama yani oradaki durum hakkında çok bilgi sahibi değilim. Ya ben 1,5 ay önce Tayland'a gittim. Orada işte akşamları kalabildiğim kadar birkaç yer dolaştık. Dolaştığımızda gördüğüm şey aslında live müziğin, yani çalınan performans müziğinin çok yoğun olduğu. Hı hı. Her yerde küçük bile olsa hep böyle bir davul, bir gitar, bir şey hep böyle yapıyorlar ve Taylandlılar yapıyor bunu aynı zamanda. Büyük kulüpler de var ve oralarda da ciddi müzik yapılıyor. Bir de Çin'i tabii ben hani hiç gitmedim Çin'e ama orası herhalde önümüzdeki dönemi şekillendiren yer olacak. Yani şimdi herhangi bir şey var mı hiç bilmiyorum hiç. Evet, yani çünkü çok fazla, çok hızlı gelişen bir yer, mutlaka el atacaklardır. Evet, tabii senin bir de radyoculuk tarafın var. Evet. Belki biraz bize FG'den bahsedebilirsin, programından bahsedebilirsin. Pazartesi günleri gece 12'de benim programım şu anda. Yaklaşık 15 yıldır FG'de program yapıyorum. Biraz FG'den bahsetsen. FG Türkiye'deki en popüler radyolardan biri. Elektronik müzik çalıyor ana janra olarak. Gündüz saatlerinde biraz daha popüler şeyler de çalıyor. Türkiye'nin en popüler DJ'leri, en çok bilinen DJ'leri FG çatısı altında program yapıyorlar. Aynı zamanda sırf bu değil, yabancı DJ'ler de yine şovlarıyla FG'de yer alıyorlar. 93.7 frekansında. Bir de yeni bir yayınımız başladı. FGDigital.tv. Online olarak bilgisayardan dinlenebiliyor artık veya işte telefonlardan. Bilgisayar yayınının şöyle bir güzelliği de var. Müzik de senkronize, video artı yayınlıyor. Enteresan bir şey oluyor da dinlerken. Güzel. Tavsiye ederim. İyiymiş. Evet. FGDigital.tv. Evet. Güzelmiş. Sen 15 yıldır çalıyorsun orada. Evet. Club FG programını 15 yıldır yapıyorum. Sıkılmadın mı?
Yok. Müzikten hiç sıkılmadığım için ondan da sıkılmadım. Çünkü insanlara sürekli olarak şimdi haftalık program yaparken ben yaklaşık 300-400 tane plak dinliyorum. Bazen daha fazla. Gerçekten mi? Ve bir çaldığım plağı bir daha başka programda çalmıyorum. Plak derken fiziki plaktan mı bahsediyorsun? Tabii ben de artık az alışkanlığı olmuş. Hani parça 300-400 tane parça dinliyorum. Bir çaldığım parçayı bir daha başka programda da çalmıyorum. Radyoda. Öyle olunca senin için bayağı bir araştırma. Evet. Hem de dinleyicilerle bir hafta içinde çıkan parçaların bence en güzel olan 20 tanesini bir saat içinde paylaşmış oluyorum. O da iyiymiş. Evet. Daha rafine bir şekilde benim tarzımdaki müziğe erişme şansına sahip. Yani tek ağız benim müzik tarzım. O tarzdaki müziğe erişme şansına sahip oluyorlar. Bir etkileşim oluyor mu dinleyicilerle? Yani bir etkileşim şöyle oluyor. Benim SoundCloud hesabım var. İşte soundcloud.com/mertucel diye. Evet. Oradan radyo programlarımı haftalık olarak sürekli koyuyorum. Oradan mesajlar veya işte şeyler, yorumlar geliyor. Çok işte geri dönüşler alıyorum. O şekilde bir şey. Yoksa radyo programı zaten hani şeyimiz yok. Herhangi bir bağlantı yok şeyde radyoyla hani dinleyiciler arasında. İletişim. Yani FG tabii ben hani hatırladığım kadarıyla şimdi açınca eşim kızıyor bana, sen bunları mı teenage oldum işte başıma rakçıyım demiştin bana ondan sonra kaldırdım beni diye, ama aslında öyle değil tabii, çok kaliteli müzikler var yani, ben çok severek de dinliyorum yani eskiden ama beri. FG tabii Türkiye'de bu müzik tarzının yani kalelerinden, hatta en önemli kilometre taşlarından biri. Evet. Hem yıllardır elektronika festivali yapıyor. Hem şimdi Çeşme'de de yapmaya başladı. Aynı zamanda Chill Out Festivali'nin de yine prodüksiyonunda. İşte kardeş radyomuz Lounge FM işte FG ile dans edip Lounge'da da Chill Out yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Düşük tempo. Evet, aynı o şekilde. Festivaller ne durumda Türkiye'de? Valla festivaller iyi yani, şöyle iyi. Aslında bir sorunlardan kurtulsa ülke. Yani o evet, öyle evet. Bir gidecek ki, değil mi? Aynen öyle. Yani o kadar fazla aslında düşünen, yapan, çizen genç insan var ki. Genç yani yaşlısı şöyle, ya da. Tam mesela insanlar bir muda giriyor. Bu sefer ekonomik kriz oluyor. Ekonomik kriz geçiyor, başka bir şey oluyor. Yani genç dinleyiciyi zaten festivallere getirmek, festival yapmak çok zor. Çünkü belli bir bilet şeyinin üzerine çıkmak zorunda kalıyorlar fiyatının. Onu da ülkede herhangi bir kriz vesaire olunca karşılamak gelenler açısından çok zor olabiliyor. Falan hani bu bütün bunlara rağmen FG gene o şeyi elektronikayı her sene yapmayı ve başarılı olmayı beceriyor. Yani hani FG'nin sahibi kim? Can Tanca ve Birol Giray. İkisi. Birol Giray aynı zamanda BG isimli DJ. Belki bilirsiniz. Yok, ben şimdi senden öğrendim. Evet. Yani BG'yi biliyordum da o olduğunu bilmiyordum. Peki. Senin Türkiye'den ve dünyadan sevdiğin DJ'ler kimler, prodüktörler ya da belki? Ben Omik Norizade'yi çok beğeniyorum. Zaten ilk plak yapmama sebebiyet veren kişilerden biri de o. Çünkü böyle garip bir Orta Doğu havası var, groove'u var. Hem de house müzik yapıyor. New Yorklu Joeski var. Prodüktör olarak çok beğeniyorum. Çok böyle kendine has bir sound'u var. Bu iki ismi sayabilirim. Özellikle plaklarını takip ettiğim, her plağa çıktığın zaman çaldığım. İngiliz Jamie Anderson var. Yakında dostum benim aynı zamanda kendisi. Hatta onun plak şirketinden de bir plak yayınlamıştım. Artform'dan. O var. O isimleri sayabilirim. Türkiye'de biraz şey bir sorun mu? Türkiye'de DJ olarak ben Tangun var. Eski DJ'lerden Ufuk var. İkisi iyi DJ'ler. Yapıyorlar mı hala? Tabii yapıyorlar. Yapıyorlar. Onlar bizden bir jenerasyon üst. Onlar ilk jenerasyon DJ'ler. Benim jenerasyonum ikinci. Şimdi herhalde 3-4 jenerasyon oldu. Murat Uncuoğlu falan. O da ilk jenerasyon. O da ilk jenerasyon. Mesela onu hatırlıyorum ben. Murat vardı yani. Başka prodüktör var mı senin gibi? Türkiye'den? Evet. İşte Murat Uncuoğlu yapıyor. Evet, o eskilerden. Sezer Uysal var. Yani DJ olabiliyorsun zaten ama prodüktörlük başka bir şey. Tabii. Evet, yani müzik yapmak başka bir şey. Onur Özman diye bir genç arkadaşımız var. Parçaları çok güzel. O
O var. O da güzel şeyler yapıyor. Hı-hı. Hatta ilk onu keşfeden de bendim. Bana parçalarını yollamıştı. Benim sahibi olduğum bir plak şirketi var, Deep Experience diye. Oradan bir plan yayınlamıştık. Daha sonra şimdi Belçika'da yaşıyor. Çok da güzel plak şirketlerinden çok da güzel işler yapıyor. Ay, ne güzel. Peki DJ olmak isteyen gençlere ne önerirsin? İşte az önce konuşmanın ortalarını bir yere söylemiştim. Sabır, yani sabırlı olmak lazım. Aha. Sabredip çalışınca olur. Yani çok uğraşmak lazım ama. Evet. Yani sen hiçbir arada... Hiçbir şey kolay değil zaten. Tabii ki değil. Bir şeyi iyi yapmak hele, üstüne yani bir katma değer koymak hakikaten kolay bir şey değil. Çünkü çok fazla yapan insan var. Yani benzerlerden ayrılmak. Tabii. Yeni bir tat... Kendine özel bir tarz oluşturmak. Tarz oluşturmak. Çok müzik dinlemek. Çok müzik dinlemek lazım. Evet, doğru. Yani senin de tabii yeni 2017 single'ın çıktı galiba, değil mi? Tabii, yeni bir Göknil Gökmen'le beraber planımız çıktı. My Own Beat Records'tan Deep Experience EP diye. Nereden bulabiliriz bunu? Bütün dijital store'ların hepsinde şu anda var. iTunes'tan işte Traxsource'a kadar hepsinde şu anda mevcut. Spotify'da var mı? Ben Spotify'da da var. Spotify'da da var. Hatta Spotify'da aratırsanız, benim profilimi takip ederseniz orada bütün çıkan plaklarımı, büyük bölümüne erişebilirsiniz Spotify'da. Ne güzel. Çünkü bazen farklı label'lardan çıkınca onun Spotify'la anlaşması yoksa Bazı gözükmeyebiliyor. Mesela öyle bir şey var. Evet, bazı parçalarım yok zaten Spotify'da. Aha, orada yok. Veya daha kolayı mertcüjel.com'dan Spotify linkine basarlarsa web sitemden direkt profilime ulaşabilirler. Peki. Peki Mert. Diyeceğim bir şey var mı? Başka bir şey yok. Peki, çok sağ ol, bizi elektronik müzik, prodüktörlük ve DJ'lik hakkında aydınlattın. Sağ olasın. Teşekkürler. Ayağına sağlık. Dinle sağlık. Ses kaydının bu bölümünde Mert DJ, prodüktör ve elektronik müzik yapımcısı, aynı zamanda prodüktör Mert Yücel'i konuk ettik. Kendisine teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.